Arkadaşlar herkese merhaba. Geçen hafta incelediğimiz formattan sonra bu hafta da yine başka bir YouTuber'ı inceleyeceğimiz fenomenleri bokluyorum formatına hoş geldiniz. Bahsettiğim gibi dostlarım bu hafta biz Engin Özdemir YouTube'un kanalını inceleyeceğiz. Kendisi aslında baktığınız zaman bir gezgin, yani gezi vlogları yapan bir arkadaşımız. Şu an Ukrayna'da ama öyküsü burada başlamıyor. Çok önceden beri videolar atıyor. Biz burada ne yapıyoruz? Ben Ferhat Kuşçu arkadaşlar. Bu kanalda çeşitli videolar, vlog, eğitim videoları, eğlence videoları falan yapıyoruz. Bu formatımızda fenomenleri, daha doğrusu YouTuber'ları, kanallarını inceliyoruz. Medya okur yazarlığı çerçevesinde çeşitli kriterlerimiz var. Onlara istinaden inceliyoruz. Hoş geldiniz kanalımıza ve video başlıyor. Arkadaşlar, Engin Özdemir YouTube kanalında bizleri ne bekliyor? Gerçekten de arkadaşlar, Engin Özdemir 1995 doğumlu, Uludağ Üniversitesi'nde BESTİ okumuş bildiğim kadarıyla bir arkadaşımız. Kendisinin YouTube'a katılma tarihi 2 Ekim 2013 tarihi. Ama düzenli olarak sanırım bir 3-4 yıldan beri video üretiyor. İlk önceleri ne mi yapmış? Şu an ne yaptığından çok ilk önce ne yaptığına bakalım. Kanalında birçok video var arkadaşlar. Genelde gezdiği yerlerde kız arkadaşı var, nişanlısı var Lena. Onunla beraber geziyor işte, bir gününü anlatıyor. Ortalama 10-12 dakikalık videolar atıyor. Eskiden haftada 2 ya da 3 tane video atardı. Sonradan da her gün günlük vlog yapıyor. Yaklaşık 250 tane vlog var. Bu konuda istikrar konusunda gayet başarılı. Bu tarz videolar yapmak isteyen arkadaşlar için de Engin Özdemir gerçekten bir istikrar abidesi. Hem kendisi çok büyük bir istikrarla yapıyor, hem de baktığınız zaman inanılmaz bir gelişim var. Böyle bir istikrar ben gerçekten görmedim. Her gün video atıyor. Atamadığı zaman bunu bildiriyor. Takipçileriyle olan iletişimi gayet iyi. Videoları hep aynı formatta gibi oluyor. Hani bir gün içerisinde ne yapıyorsa o oluyor. İşte ekstra bir yere gitmiyor, ekstra bir maceraya atılmıyor. Çok nadir, ara sıra bir safariye giderse gidiyor falan filan. Şimdi biz bu kanalda ne görüyoruz? Şimdi ilk önce bu Engin Başkan bir süreci var. Lena ile tanışması var. Lena diye bir kız var. Ukraynalı kendisi. Bildiğim kadarıyla, düzelsin beni, Olimpos'ta Engin BESTİ beden eğitimi okuyan her öğrenci gibi Olimpos'ta çalışıyor işte. Orada kaya tırmanış falan yaptırıyor galiba. Orada hatta kanalında da birkaç başka kadınla, yani ağdır gacıyla videoları da var. Onlarla beraber işte sağa sola atla zıpla falan filan. Sporcu o zamanlar, vücudu birazcık daha kaslı adereli bir arkadaş. Olimpos'ta işte videolar atıyor, vloglar yapıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Tayland'a gidiyor bayağı bir... Yani asıl arkadaşlar hikayesi şöyle başlıyor. Değerli dostlarım, ben Engin Özdemir adlı YouTube kanalının silmediği 5 yıl önceki ilk videosundayım şu an. Work and Travel'a gidiyor baba. Babası, ailesi gelinlikçi. Ankaralı galiba. Ankaralı değil de Karslı mı ne? Ankara. İşte bakın böyle bir gencecik bir olan. Work and Travel'daki her genç gibi manitalarla trekkingde. Çünkü bunun skill'leri arasında atlama zıplama var. Kendisi Ninja Warrior'a katılıyor. O dönemin popüler şarkıları. İşte bakın, titreyen kamera hareketleri. Gayet amatör sayılabilecek ama içinde bir öyküsü olan videolar yapıyor. Şimdi ben bunları yapıyorum. Kanalıma bakıp lan yavşak senin videon ne demeyin. Arkadaşlar ondan sonra Engin kardeşimiz Tayvan'da her bulduğu yerde amuda kalkarak altına müzik döşeyerek böyle videolar çekmiş. Size de bunu benim göstermem gerekiyor. Hemen göstereceğim. Böyle videolar çekmiş Engin kardeşimiz. Tayvan'da her bulduğu yerde amuda kalkarak. Daha sonra demiş, biri onu uyarmış mı artık bilmiyorum ne olmuş. Demiş ki, neden ben böyle videolar çekiyorum? Neden ben böyle çekiyorum? Çekmesem sanki daha iyi olur demiş sanırım. Ve esas bu bizim vlogger Engin yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Nasıl çıkacak hemen? Son arkadaşlar Engin kardeşimiz Asya turu yapıyor. Uçurumdan suya atladık. Amerikalı sarhoş kızı suya atlatıyor burada işte. Suya atlama. Aquapark'ta şudur budur. Takla atıyor, tıçırıyor, ediyor derken Lviv Ukrayna'daki günümüz. Olimpos'ta güzel bir kıza tanışıyor şu an nişanlısı. İşte orada daha önce ateş görmedim, bilmem ne yapmadım derken böyle eve davet edildik. Tayvan'a gidiyor. Saat 7 dolar iş buldum. Tayvan'da çalışmaya başlıyor. Tabii şimdi Engin Özdemir'in hayatı değişecek. Bakın burada normal bir iş bulurken bla bla kal Ankara'ya gittik, büyük buluşma falan filan diyor işte. Ondan sonra Work and Travel, işte birkaç kamp videosu, bilmem doğada tek başıma amuda kalktım.
gönüllü olarak çalıştığım şu oldu, bu oldu. GoPro av. Yavaş yavaş işte böyle değişik değişik hangi YouTuber'lar gelecek. Güzel güzel böyle başlıyor ve sonra kız arkadaşıyla videolar çekmeye başlıyor. Kız arkadaşımla tanışın diyor. Bakalım o videosunu hemen. Böyle bir yerden nerelerde kaldı Engin Özdemir. Burada Engin Özdemir kız arkadaşımın hayallerine ulaşmış biri olan Lena Yeşil'le tanışmak istediğim, tanıdığım en çalışkan insanlardan. Böyle bir yanımda olması bana hayallerimi gerçekleştirmemen destek oluyor. 2 hafta sonra ülkesine gerekmeye gerekiyor. Gitmeden önce onun için video yapmak istediğim iyi şeyler demiş. Yani sırf manitası için bir video yapan bir Engin Özdemir. Lena Nika. Sonra sanırım Engin Ukrayna'ya onun peşine gidiyor arkadaşlar ve YouTube öyküsünde Engin nasıl twerk yapılır, fantastik bir festivaldeyiz. İşte yine böyle takılıyor. Olimpos'ta yine millette takılıyor. Ondan sonra hayaller işte aile engel mi diyor. İşte ailesiyle video çekiyor, ailesini tanıtıyor. Ondan sonra böyle şey moduna giriyor. Hani kendini kaybolmuş, hani böyle bir motivasyon videoları falan yapmak istiyor. Seyahat et, yeni hayat yap. Her şey çok güzel. Gurbete çık, böyle uzun saçlı, böyle hippie görüntülü. Olimpos'taki, Kavak'taki çocuklara özeniyor. Nasıl video çekiyorum falan filan. Bunlara göre challenge yaptım. Hayatlarımı değiştirdim. Sonra diyor ki vlog, yeni evimiz okyanus kıyısında fantastik plajlar. Sonra kızla beraber, artık nasıl ikna edeyim bilmiyorum, gezmeye başlıyor. İşte bakalım videolarına mesela. Şu eski videolarına, sonra yeni videolarına bakacağız. 3. sezon 10. bölümde olanlar. Ulusal parkları ve gölleri dolaşırken 6 soruyla dünya gezerek para kazanma yaşam tarzını ve kendi patronu olma duygusunu açıkladığımız eğlenceli bir... Bu adamın temel mottosu şu: ben dünyayı geziyorum, özgürüm, işte para kazanıyorum. Yanıma da güzel bir kız arkadaşım var. Hani kendi işinin patronu ol, anahtar kelimeleri. Dünyayı geziyorum, yeni deneyimler, wow, işte ne güzel doğa, wow, ne güzel timsah, wow, ne kadar güzel at gibi bir hayatı var kardeşimizin. Saygı duyulası bir hayat tarzı, çoğumuzun gıpta ettiği. Sonra Ukrayna'ya taşınıyor ve Sri Lanka'ya gidiyor. Sri Lanka'da pandemi oluyor ve mahsur kalıyor. Ta ki bu zamana kadar Sri Lanka'da yaşadı. Ve videolarında bakın başlıklarda, kapak resimlerinde olsun, artık videolarında Lena'nın da gelmesinden sonra büyük bir gelişim başladı. Ben buralarda falan tanıdım bunu. Tam bu kısımlar Lena başladığı zaman. 8 hayat dersi. Böyle haftalık video yaparken şey istiyordu genelde. Hayat dersi vereyim, motivasyon videoları falan. Ondan sonra Engin Bali'de işte oradan şeye geçti. Sri Lanka'ya geçtikten sonra Engin, tam hayat hikayesi bilmiyor olabilirim tabii de, Sri Lanka'ya geçtikten sonra bir anda bir kırılma yaşadı ve haftalık videolara başladı. Sonra Sri Lanka'da videoları var. Size son videolarından bir tane izleteyim. Mesela son videosu nişanlımın, 9 saat her gün video paylaşıyor bu arada. 5 sezon yani 5 yıl 224 tane vlog yapmış Engin Özdemir ve 166 bin abone ulaşmış. Ne kadar kazandığına daha sonra bakacağız. Arkadaşlar son videosunda kız arkadaşıyla evlenmek için, nişanlısıyla daha doğrusu, Ukrayna'ya geliyor. Artık videolarında tabii ki daha bir böyle bir sistematik var. İşte gün içerisinde bunlar freelance çalışıyorlar, kız arkadaşı mimar. Kafelere gidiyorlar. İşte bu kafelerde işlerini yapıyorlar. Birkaç saat çalışıyorlar. Paralarını kazanıyorlar. Zaten Engin YouTube'dan da para kazanıyor. Böylece bir göçebe, dijital göçebe bir yaşam tarzı var. Kız arkadaşıyla entegre bir şekilde böyle bir YouTube kanalı. Aslında attığı videolara göre bence kanalın abone bakımının ilerlemesi çok üst düzey değil. Ama haftalık bir videosunu, yani her gün attığı videosunu 50-55 bin izleyici bulması, gerçekten bunu Türk, yani bir televizyon programı için bile iyi bir rating sayısı. Yani siz her gün video yapıyorsunuz, sizin hayatınızı her gün 55-60-70 bin kişi izliyor. Bu muazzam bir rakam. Engin'in bence o yüzden de YouTube onu parası anlamda ödüllendiriliyor. Hemen bakalım. Engin Özdemir 166 bin videosu var. Burada kendisinin tekrardan sesi geldi. 166 bin abonesi var. Türkiye'de 2600. Ama bakın 1 milyon Mehmet'e göre daha az abone olmasına rağmen para kazanmaları hemen hemen aynı. Kendisine, ona daha az izlenmesine de rağmen, çünkü 1 milyon Mehmet'in 2 milyonun milyonluk videoları çok fazla var. Ya da 150, 200, 300, 400 bin videoları çok fazla var. Gördüğünüz üzere Engin Özdemir'in abone sayısı güzel bir şekilde, yani belli bir ritimde artarken para kazanması da gayet iyi. Aylık ortalama 5000 dolar, 5000 lira gibi bir para kazandığını tahmin ediyoruz. Tabii ne kadar kazanması bizi kendilemez ama
Burada biz kanal incelediğimiz için biz bunları bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu 4 kriterle değerlendireceğiz. İçerik bakımından her gün anlatan tipik bir vlogger. İçerikleri bana kalırsa 10 üzerinden puan vermem gerekirse 6.5. Çünkü her gün Engin Özdemir'in Sri Lanka'da olsun, Ukrayna'da olsun takip etmeye çalıştığım kadarıyla her videosunda ben buraya gelmeden önce izledim. Bir kafeye gidiyor, laptopunu açıyor, kız arkadaşıyla beraber yeni bir kahve, yeni bir şey tadıyor falan filan. Ara sıra böyle yani atıyorum evlenme teklif etmiş ya da orada edindiği arkadaşlarıyla bir event yapıyor, bir etkinlik yapıyor, onu anlatıyor. Onun dışında vloglarında tabii ki de ne bekliyorsun derseniz hayatı Engin Özdemir'in aslında baktığınız zaman çok adventure gibi geliyor, çok macera perest gibi geliyor ama aslında bildiğiniz bir memlekete gidiyor, parası neyse bir ev tutuyor, veriyor, yanında kız arkadaşı da var. Beraberce yaşıyorlar aslında yani bir memurun bir yıl yaşadı, onlar bir gün yaşıyor işte ev tutuyorlar, bilmem sanki bir polis mesela tayin oluyormuş gibi. Öyle kafamızdaki o gezgin ruh, işte gezgin ruh falan, vav wow, vav wow falan yok. O bölgede surf varsa surf yapıyor, kayak varsa kayak yapıyor. Adam zaten sporcu, atlıyor zıplıyor, olay bu. İçeriklerinin tekrar etmesi doğru ama bu tekrar ona belli bir kitle kazanmış. Bence bu böyle gayet mutludur. Samimiyete geleceksek 10 üzerinden 9 samimiyeti. Engin'in 8 samimiyeti var, Lena'nın 9. Çünkü Engin'in ilk videolarında böyle bir şöyle videosu var, silmiş onu göremedim. Böyle kameraya geçiyor böyle. Selam millet, ben Engin. Şimdi size video yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Böyle böyle triplerde bir adammış. Daha sonra artık amazing'lere falan filanlara başlıyor. Yavaş yavaş güzelleşiyor Engin kardeşimiz. İstikrar konusuna gelecek olsak, 10 üzerinden 10 her gün video atıyor kardeşimiz. Kalite konusuna gelecek olsak, videolarında edit anlamında atlamalar, işte çok güzel efektler mefektler yok. Güzel kesilmiş, güzel müziklerle bezenmiş, güzel bir sıralaması olan, kurgusal açıdan edit anlamında zaten kendisi freelance olarak bu işi yapıyor. Ya, ben anlıyorum. Tabii ki de belki içine yeteceği kadar yapıyor videolarda. Belli bir sistematiği var. Belli bir yazı stili var. İşte fade out'larda, kapanışlarda hepinize iyi günler dilerim falan. Hep bitiş ekranları falan böyle ekstra ekstra bir şey yok. Hani ya diğer büyük YouTube kanallarında olan şey yok. İçerik bakımından söyledim. Yani 7.5 veriyorum kalitesine de. Siz kaç veriyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Bu hafta Engin Özdemir'i inceledik. Bir sonraki videomda Anıl Güler'e gideceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın muhabbetle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunları söyleyeceğim. Lütfen abone olun.